Çok değerli divan, çok değerli AK Parti ve Saadet Partisi il başkanlarım, çok değerli Esnaf Sanat Odası Başkanım, yönetim kurulu üyelerim, çok değerli İlgiler Meclisi Başkanım, değerli Vali Yardımcım, çok değerli Federasyon Başkanlarım, Oda Başkanlarım, çok değerli esnaf arkadaşlarımız, büyüklerimiz, kardeşlerimiz, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, esnaf ve sanatkarlar hakikaten bizim toplumumuzun bel kemiği. Onun dayandığı nokta Ahmet Yesevi'nin, Ahi Evren'in öğretileri, takip ettikleri yol bugün yarar ve ahilik kültürünün ekonomik, sosyal şekle dönmesi yönünde Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak tecelli etmiş vaziyette. Her sene bunu birlikte icra ediyoruz, kutluyoruz ve çeşitli seremonilerle bu kültürümüzü bugünlere, bugünlerden yarınlara ulaştırmak için Esnaf Sanatkarlar Odası öncülüğünde bu tarihi geçmişimizden gelen, geleceğe bizi daha güvenle taşıyacak olan değerlerimizi, kültürel, ekonomik değerlerimizi hep birlikte anlıyor ve yaşıyoruz. Evet, esnaf ve sanatkarlar hakikaten bütün toplumumuzun bel kemiği, omurgası niteliğinde. Dolayısıyla sizler için ne yapılsa hakikaten azdır. Sabah besmeleyi çekerek dükkanını açan, akşam da elhamdülillah çok şükür diyerek evine ekmek götüren, yanında çalıştırdığı insanlara usta çırak ilişkisi içerisinde hem ahlaki hem ekonomik katkı sunan siz değerli esnaflarımızın bugünkü genel kurulunun hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bugüne kadar hizmet etmiş bütün yönetim kurulu üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün seçilecek olan yönetim kurulumuza da üstün başarılar niyaz ediyorum. Değerli hemşehrilerim, değerli dostlar, biz hükümet olarak esnafımızın her zaman yanındayız. Bu ahili kültürünün modern anlamda da ileriye dönük yansımalarını ekonomik anlamda daha da güçlü kılmaya, gerekli şartları taşıyan bütün esnafımıza kredilerle onları ayakta tutmaya, geleceğe güvenle bakmaya, hem kişisel hem toplumsal hem de ülkesel anlamda katkılarını daha da çok bereketlendirmeye, artırmaya yönelik geçtiğimiz dönem itibariyle büyük projeler, politikalar ve katkılar sunuldu. Bundan sonra da aynı şekilde yürümeye kararlılıkla devam edilecek. Toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, işçisinden işverenine, tarımından sanayisine, esnafından tüccarına kadar, sanayisine kadar bütün toplum kesimlerini kucaklayan, hep birlikte geleceğe güvenle bizi taşıyacak olan bütün altyapı, kanun, mevzuat çalışmalarıyla gerekli ekonomik katkılar verilmeye bundan sonra Allah'ın izniyle devam edecek. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Evet,
kısmetlere hep beraber katkı vermeye devam edeceğiz. Burada çok değerli oda başkanlarımızı zaman zaman ziyaret ediyor, onlarla çeşitli istişarelerde bulunuyoruz. Bize sizler tarafından ulaştırılacak her türlü sorunun çözülmesi hususunda Ankara'da bakanlıklar nezdinde her türlü takibi yapacağımızı oda başkanlarımızla seçildiğimizden bugüne zaman zaman bir araya geldiğimiz ortamlarda bizler kendilerini ziyaret etmek suretiyle veya kendilerinin bizleri ziyaret etmesi suretiyle çeşitli istişarelerde bulunduk ve bu birlikteliğimizi devam ediyoruz. İnşallah Çankırı'mızda daha güzel bir noktaya nasıl ulaşabiliriz? Ülke anlamında daha güzel bir noktaya kişi başına düşen milli geliri nasıl daha da çok artırabiliriz? Katma değer üretebiliriz? Bunu karşılıklı istişarelerle inşallah devam ettireceğiz. Ama şöyle bir son 15 yıllık zaman bunun lokomotifini de esnaf ve sanatkarlar oluşturmakta. Dolayısıyla inşallah bizim hedefimiz 20 bin dolarların, 25 bin dolarların üzerine çıkmaktır. Türkiye'nin 2013 yılından itibaren adeta her gün içeriden ve dışarıdan bir takım krizlere, siyasal, sosyal ve ekonomik krizlere muhatap olduğunu hep beraber yaşıyoruz. Buna rağmen böyle büyük bir atılım, büyük bir başarı herkesin dikkatini çekiyor. Ve Türkiye şu 2017 yılında %7'ye yakın bir büyüme oranıyla dünyada rekor kırdı. İnşallah bu rekorları ileriye doğru hep beraber el birliğiyle taşımaya gayret edeceğiz. Evet, sözlerimi şöyle toparlamak istiyorum. Farklı konulara temas etmeden gündemin kendi bünyesi içerisinde kalmaya çalışarak bazı mesajları vermeye gayret gösterdim. Ancak şu hususu lütfen aklından çıkarmayalım. Evet, birinci istiklal mücadelesini hep beraber yaşadık. Büyük yokluklarla karşı karşıya kaldı dedelerimiz. Kıtlık zamanlarını dedelerimizden, hatta babalarımızdan işitmiş vaziyetteyiz. Doğru mu? Sizler de kendi büyüklerinizden 1945'li yıllarda 2. Dünya Savaşı sularında Türkiye'nin, Çankırı'nın, bütün vilayetlerimizin, köylerimizin nasıl bir kıtlıkla, yoklukla karşı karşıya kaldığını hep beraber ortak bir bilgi paydası içerisinde biliyoruz. Ama bu badireleri biz birlik beraberliğimizi muhafaza ederek, birbirimize kenetlenerek, büyük hedeflere yönelerek elhamdülillah açtık. Bizi tarihten silmek isteyenlerle verdiğimiz istiklal mücadelesini kazandık. Bağımsız bir devlet kurduk. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bugünlere taşıdık. Bundan sonra da inşallah devletimiz, vatanımız iler ebed payidar olacak. Ancak aksak topal bir şekilde mi yürümeli, yoksa kendine özgüveni olan, güçlü, kuvvetli, veren el değil, alan el olmaktan çıkartıldığımız 100 yıllık süreçte şimdi nasıl olur da tekrar bütün dünyanın ekonomik yönden birinci efendim zirvesine oturabiliriz, siyasi anlamda, askeri anlamda, sosyal anlamda kendi müktesebatımızı, kendi değerlerimizi geleceğe taşıyarak nasıl dün olduğu gibi bugün de dünyaya nizam veren, nizamı alemi kuran, dünya düzenine şekil veren bir noktaya gelebiliriz. Bizim hedefimiz, değerli dostlar, budur. Bunun dinamosunu da sizler oluşturuyor. Bel kemiğini sizler oluşturuyorsunuz. Bugünler inşallah daha güzel günlerin habercisi. %7 büyüme demek,
dünyada birinci noktada büyümeyi yakalamak ve bunu bireysel anlamda da kendi insanımıza yansıtabilecek bir noktaya inşallah taşıyabilmek hepimizin ortak başarısı olarak galeye gelecek. Şimdi bugün şu kararı vermek durumundayız. Hep beraber burada bulunan çok değerli Çankırı'nın ekonomik ve sosyal anlamda, siyasal anlamda öncüleri olan, bürokratik anlamda ilimizin yöneticileriyle, sivil toplum kuruluşlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde Çankırı'nın ekonomisini nasıl büyütebiliriz? Kişisel anlamda insanlarımızın refahını nasıl daha yukarı çıkartabiliriz? Bunu aynı şekilde 81 vilayetimizde 80 milyon insanımızla Türkiye'nin parlayan bir yıldız olarak yeniden büyük Türkiye haline gelmesine hep beraber nasıl katkı verebiliriz? Bunu hep beraber düşünmek ve bu çabayı göstermek durumundayız. Ve dolayısıyla Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak da, siyasetçiler olarak da, sivil toplum kuruluşları olarak da 4 tane önemli vazifemiz var. Birincisi, yerel anlamda nasıl faydalı olabiliriz? İkincisi, ulusal anlamda nasıl daha büyük işlere imza atabiliriz? Üçüncüsü, bölgesel anlamda Orta Doğu, Balkanlar, Kafkaslar ve Afrika'da 7 iklim ve 3 kıtada hüküm sürmüş insanlar olarak, onların ecdatları olarak nasıl küresel anlamda hep birlikte adil ve merhametli bir dünya düzenini kurarak dünyaya birlikte tekrar şekil verebiliriz. Aç açıkta kimseyi bırakmayacak anlamda bir sosyal, ekonomik düzeni birlikte nasıl kurabiliriz? Bu noktada 4 basamaklı vazifemizi hep beraber inşallah yerine getireceğiz. Biz Ankara'da sizlerin temsilcisi olarak bu 4 basamaklı boyut için elimizden gelen gayreti Allah için gösteriyoruz ve göstermeye, ülkemizi büyütmeye, pastayı büyütmeye, insanımızın refahını arttırmaya, ülkemizi ilk 10 ekonomi arasına inşallah 2023'e kadar sokmaya ve bu işin liderliğini, öncülüğünü Türkiye olarak bütün insanlığa hediye etmeye azmi, cezmi kasteyledik. Bu noktada sizin dua ve desteklerinizi yanımızda hissediyoruz ve inşallah gelin hep birlikte Türkiye'yi daha büyütelim, dünyaya birlikte nizam verelim diyor. Bu duygu ve düşüncelerle yeni seçilecek yönetim kurulu üyelerimize üstün başarılar diliyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bu üyeci konuşmasından ötürü milletvekilimiz Muhammed Emin Akbaşoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Kendisi konuşmalarında devletimizin devamlı esnafımızın yanında olduğunu beyan etti. Şurada iyi bilinmelidir ki Çankırı esnafı devletimizin bekası, milletimizin bütünlüğü için her zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin arkasındadır ve her zaman arkasında olacağımız bilinmelidir. Divanımızda bir renk var.